Riske meydan okuyanların, cesaretiyle riske girenlerin yarışması Büyük Risk'ten herkese iyi akşamlar. Karşınızda bu akşamın yarışmacıları. İlke Çiçeksever, 19 yaşında, öğrenci, Büyük Risk'e İzmir'den katılıyor. Arzu Aksaya, 42 yaşında, ev hanımı, İstanbul'da yaşıyor. Cem Kalaycı, 33 yaşında, uzak yol gemisinde 3. mühendis, İstanbul'da yaşıyor. Büyük Risk'te 3. kez yarışan Cem Bey'in 23.200 lira kazancı var. Üzüldüm mü, sevindim mi anlayamadım Cem. Yani şimdi sevinemedim ya. Psikolojik olarak gerildim şu anda. Senin bunu bilmen lazım. Abi, al. Hayır. Nasıl? Yanlış. Hayır. Değil. Allah'ım. Ya Cem, sorma gitsin. Hep kıyısından köşesinden. Sorular ilkokuldan olduğu için hani yapabilirim. Daha yeni mezun oldum sayılır. Hak. Niye bunu bilmedin? Çok heyecanlıyım çünkü ondan bilemedim. Ve karşınızda Selçuk Yöntem. Teşekkürler. Sağ olun sevgili seyirciler, sevgili konuklar. Büyük Risk'e hoş geldiniz. Buradan hepinize sevgiler, saygılar. Bakalım bugün yarışmamızda neler olacak? Cem 3. kez yarışıyor. 23.200 lira kazancı var. Şimdi İlke ve Arzu ile yarışacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi misiniz? Heyecanınız var mı? Var. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Para tablomuzla başlıyoruz. Neyle başlıyoruz Cem? Para tablosuyla. Görelim. 100 ve 500 lirayla yarışıyoruz. Konu başlıklarımızı alalım hemen. Deyimlerde akıl. Muhtar. Hayatın içinden, orman, ne ve de kibar kategoriyi. İlk hangisini beğendin? Deyimlerde akıl güzel gibi gözüküyor. Arzu? Kibarı beğendim. Cem hangisini beğendi? Ben İkizler Burcu'yum, meraklıyım, neyi beğendim? Acaba ne var? Ne? Kaç lira? 100 lirayla başlayalım. Yani. Ne 100 lira? Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdum. En büyük hayrandır. Mutlu olsun. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle bitirdiği nutkun adıdır. Neymiş Cem? 10. yıl nutku. Alkış 10. yıl nutku. Ya bir an nutkun tutuldu. Nutku son anda, deyince bir son an anda toparladın. Devam. Ne 200 lira? Aziz Nesin'in ünlü romanından uyarlanan tiyatro oyunudur. Aynı adda televizyon filmi de çekilmiştir. Bakıyorum yarışmacılara Cem. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Alkış bir daha. Çok güzel bir oyundur. Yıllarca da oynanmıştır. Hem devlet tiyatrosunda hem özel tiyatroda. Buyurun. Merakım iyi gidiyor. Ben neden devam edeyim? 300 lira. Ben birkaç parçanıyla sarhoş oldum bugün. Ve mutluluğum kaldı da. Murat Dalkılıç şarkısında son barda neyliyim dediği ildir. Neymiş Arzu? İstanbul'da neresidir? Bravo. Hayatın içinden 100 liralık soruyla devam edelim. İzlediğiniz videoda uyuyan köpeğin çıkarttığı seslere verilen addır. İlke? Hırıltı nedir? Yani? Horlamak nedir? Peki. Ama çok güzel horluyor değil mi gerçekten? Çok sevimliydi. Buyurun. Deyimlerde akıl 100 lira lütfen. Bir kişinin davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulması anlamında kullanılan deyimdir. İlke. Aklını başına devşirmek nedir? Aklı başına gelmek, devşirmek. Peki, devam. Orman 100 lira lütfen. Şarkıya göre ormana giderken uzun ip belimizdeyken elimizde olandır. Arzu. Balta nedir? Devam. Orman 200 liralık soruyla devam edelim. Orman kebabı ile ünlü bu ilimiz Köroğlu deyince de akla gelir. Arzu. Bolu neresidir? Konu başlayalım. Muhtar 100 lirayla devam edelim. Kabahat bunda değil, buna ehliyet veren de. Niyeymiş o? Kadınlar araba kullanamaz mı yani? Kullanırlar tabii. Böyle benim gibi iyi şoförleri de sinir ederler. Erkan Can'ın temeli canlandırdığı unutulmaz dizidir. Cem. Mahallenin muhtarları nedir? Evet. Kibara hiç dokunmamışız. Kibar kategorisinde 100 lira.
Genellikle erkeklerin kadınlara söylediği kibarlık amacıyla birine güzel söz söylemeye verilen Arapça kökenli adlarım. İlke. İltifat nedir? Devam. Deyimlerde akıl 200 lira lütfen. Bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak anlamında kullanılan deyimdir. İlke. Akıl erdirememek nedir? Hep kıyısından köşesinden akılsız ermemek. Kabul. Peki devam. Kibar kategorisi 200 lira lütfen. Borcun ne kadar yavrum senin? 6000. Ben sana 6000 lira verin lan. 6000 mi? Bana mı versin ha? Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Vallahi ağamın başına güneş geçmiştir o. De git lan alıklaşma hadi dedi. Şener Şen'in Maho Ağa'yı canlandırdığı bu filmde ağalık sistemi eleştirilmiştir. İlke. Kibar Feyzo nedir? Alkış. Kibar Feyzo. Hadi bakalım. Hayatın içinden 200 lirayla devam edelim. İzlediğiniz videodaki bebeğin oturduğu sandalyenin adıdır. Arzu. Lazımlık nedir? Oturak. Lazımlık mı acaba merak ediyorum. Kabul ediyoruz. Peki kibar kategorisinden devam edelim. 300 liralık soruyu alayım. Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya. Kibariye'nin son albümünde seslendirdiği bir şarkıdır. Cem. Sil baştan nedir? Bravo Cem. Muhtar 200 lirayı kaldırıyor. 200 lirayı kaldırıyor. Usta dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası kuşlu aynamda taradım saçlarımı. Ön adı Muhtar olan Cem Karaca'nın şarkısında ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları diyen kişinin mesleğidir. Arzu. Tamirci çırağı nedir? Alkış Arzu'ya. Türk rock popunun, Anadolu popunun en önemli şarkılarından biri değil mi? Tamirci çırağı çok sevdiğim evet. Bir şarkı benim de. Buyurun. Neden gidelim? 400 lira diyelim. Selçuk Bey iyi akşamlar. Büyük Risk'in yarışmacılarına buradan sevgiler ve kolay gelsin ve işte sorum. Yıldız Kenter, Fikret Kuşkan ve Işık Enersu ile birlikte rol aldığım, Türkiye'de yaşayan bir Rum ailesini anlatan 2005 yapım filmidir. Evet Cem. Sen ne dilersen nedir? Alkış Cem'e bu sefer. Evet Işın Karaca'ya sorusu için çok teşekkürler. Buradan sevgiler Işın, sağ ol, teşekkürler. O 300 liraları enlemesine geçelim. Hadi deyimlerde bakalım. 300 lira. Akılsızca ve düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyim de akıl bu iki yiyecekle yenir. Cem. Aklını peynir ekmekle yemek nedir? Tamam. Muhtar 300 lira. Veya Muhtar'ın 92-2006 yıllarında sunduğu bu tartışma programı adını yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısıdan alır. Arzu. Ateş attı nedir? Bravo. Deyimlerde akıldan gidelim. 400 lira diyelim. Farklı sebeplerden dolayı dengeli düşünemeyen kişinin aklının havada olduğu karış ölçüsüdür. İlke. Aklı 5 karış havada olmak nedir? Bravo. Ne kategorisi 500 lira lütfen. Mel Gibson'ın bir reklamcıyı canlandırdı ve Helen Hunt'la başrolünü paylaştığı bu filmde kadınları anlamaya çalışan bir adam anlatılır. Cem. Kadınlar ne ister nedir? Bravo. Deyimlerde akıllı da bitirelim. Yolumuza devam edelim. 500 lira. Bir işin yapıldığına şaşırmak anlamındaki deyimde akla bu sebze sıkılır. Cem. Aklıma turp sıkayım nedir? Devam. 300'lerden ben silmeye devam edeyim. Hayatın içinden 300 lira. İzlediğiniz videoda işçinin başının üzerinde taşıdığı yapı malzemesinin adıdır. İlke. Çimento nedir? Devam. Kibar kategorisi 400 lirayla devam edelim lütfen. Kibarlık Budalası oyununda başrol oynamış bu sanatçımız Dadı dizisinde Uşak Pertev'i canlandırmıştır. Arzu. Kenan Işık kimdir? Hayır. Cem. Haldun Dorman kimdir? Alkış, evet Haldun Dorman. Değerli insan Haldun Dorman, sevgilerimizi yolluyoruz buradan.
Ben 300'lüklere kafayı takmış durumdayım. Orman 300 lira. Sen ormancı, canım ormancı. Bu sözlerine sahip türküde ovaya bakmak için çıkılan kahvenin adıdır. Ne kahvesi? Belen kahvesi nedir olacaktı? Buyurun. 400'lerden devam edelim. Muhtar 400 lira. Mektup Eda Hatun değil, benimdir. O mektubu ben yazdım. Benim mektubum. Ama bana yazdın Adalet. Benim sayım. Adalet ve Muhtar Ali karakterlerinin olduğu bu Karadeniz dizisinin başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Demet Akbağ oynamaktadır. Cem. Sevdalık nedir? Konu başlığı. Hayatın içinden 400 lira. İzlediğiniz videoda balıkçıların oltalarıyla tekneye çekmeye çalıştıkları balığın türüdür. Arzu. Köpek balığı nedir? Değil. Cem. Kılıç balığı nedir? Alkış. Cem, yakaladınız mı kılıç balığı? Biz yok. Tuna yakaladık da kılıç balığına fırsatımız olmadı ama aldık. Aldınız. Aldık. Devam. Orman 400 lira. Orman çocuğu olarak da bilinen ve sevgisi Jane ile hatırlanan bu ünlü karakterin öyküsü 2013 yapımı animasyon filmine konu olmuştur. Arzu. Tarzan kimdir? Evet. Hayatın içinden 500 lirayla kategoriyi bitirelim. İzlediğiniz videodaki kedinin cinsidir. Arzu. Siyam kedisi nedir? Evet. Orman 500 lirayla ormanı bitirelim. Orman yangını ihbar hattının numarasıdır. Bakıyorum yarışmacılara. Cem bastı. 177 nedir? Alkışlıyoruz Cem'i. Buradan tekrar ediyoruz. 177 orman yangını ihbar hattı numarası. Arzu ve İlke, eminim bundan sonra unutmazsınız bu numarayı. Buyurun. Ben kibarlık yapayım. Kibarı sona bırakayım. Muhtar 500 lira. Ve de günün fırsatı. Evet, kibarlık yaptın gerçekten. Muhtarı seçtin ama günün fırsatı geldi. Üzüldün mü, sevindin mi anlayamadın Cem. Yani şimdi sevinemedim ya. Hani zaten çok fazla öndeyim. Evet. Böyle önde, daha fazla önde olmak istemiyorum. Daha fazla öne geçsem olmayacak, ayıp olacak hanımlara. Hanımlar hiç belli değil daha. Ama sonradan geriden yetişirlerse ne yaparım onu da düşünüyorum. Büyük konuşma, büyük konuşma. Birinci zaman etap günün fırsatı. Evet. Evet. 600 lira risk edeyim ben. Çok mütevazi davrandım. Hem öyle konuşuyorsun. Ondan sonra da yiğitlik edip 600 lira. 500 lira hakkıydı. 100 lira da benim gönlümden koptu. 600 lira. 600 lira. Peki. Verdik bakalım. Görelim. Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin önderidir. Adını Anthony Quinn'in oynadığı bir filme vermiştir. Çağrı nedir diyeceğim ama değil mi? Alakası var. Ömer Muhtar. Ay doğru, Muhtar şeyindeyim ben. Ömer Muhtar kimdir? Hepsini risk etsin, yanmıştın. Evet ya, evet, Allah korudu. Kibar kategori 500. Bu herif bana bir toplumda yaşadığımızı söylüyor. İşte buna gülerim. Amerika bir ülke değildir. Sadece bir iştir. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Güney'in eleştirileriyle de gündeme gelmiş, 2012 yapımı bu filmin başrolünde Brad Pitt oynamıştır. Kibar kategori. Sert bir filmdi. Kibarca öldürmek. Nedir olacaktı, şimdi hatırladınız. Birinci etap bitti. Evet. Arzu ve İlke'de 1400 lira var, Cem'de 3500 lira var. İkinci etaba geçiyoruz. Para tablomuz ve kazançlarınız ikiye katlanacak. Buyurun. Başarılar. Teşekkürler. 200 ve 1000 lira arası yarışıyoruz bildiğiniz gibi. Konu başlıklarımız: psikolojik, açlık, uzay, üzerinde, prens, sorular ilkokuldan. Şimdi Arzu ile İlke 1400 lirada. Kura sonucu İlke kazandı. Kaç lira?
Sorular ilkokuldan 600 lirayla başlayalım lütfen. Yüzünü doğuya dönen bir kişinin sağ kolunun olduğu yöndür. Cem. Batı neresidir? Yanlış. Arzu. Kuzey neresidir? Yanlış. Güney. Basacaksın Güney ilki. Güney neresidir? Güney neresidir? Alkış. Yüzünü doğuya dön. Şimdi yüzünü doğuya dön. Ben o sırada tamamen sağımı döndüm, verdim güneye doğru. Öyle bir sıkıntımız oldu. Senin bunu bilmen lazımdı. İşte bir yön duygumu o sırada kaybettim. Nasıl olduysa. Zaten üçüncü şıkta otomatikman ilkeye kaldı. Ona güzel bir para kazandırdınız. Buyurun. Prens'le devam edelim. 400 lira lütfen. Hadi o zaman. Aman ne yapıyorsun arkadaşım? Eşeğe biniyorum. Üç kişi binince ileride trafik çeviriyor. Ya maazallah. Ya kitlerse eşeğimizi. Ne yaparız? Ha, hadi bakalım. Mehmet Ali Erbil'in Keloğlan'ı canlandırdı ve başrolü Özcan Deniz'le paylaştığı 2006 yapımı filmdir. Evet Cem. Keloğlan Kara Prens'e karşı nedir? Bravo. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Benim 200 liralık soruyu alın. Hayati risk göze alınarak yapılan uzun süreli açlık grevine verilen addır. Adını bir dini ibadetten alır. Arzu. Açlık orucu nedir? Tam. Oruç nedir? Cem. Ölüm orucu nedir? Ölüm orucu nedir? Açlık 400 lira. Tir tir titriyor. Keşke ölmeseydi kimse. Affetmeyi, sabrı öğrenirsiniz. Mete Orozoğlu ve Hazar Ergüçlü'nün oynadığı üç kişinin dramatik hikayesini anlatan 2012 yapımı filmdir. Açlığa doymak nedir olacaktı? Buyurun. Açlık bize yaramadı. Biz oradan ayrılalım. Psikoloji 200 lira diyelim. Küçük yaşlarda yaşanan psikolojik reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkabilen kelime ve hecelere tekrarlayarak konuşma biçimindeki rahatsızlıktır. İlke. Kekeme olmak nedir? Evet. Üzerinde 200 lirayla devam edelim lütfen. Merhabalar Selçuk Bey. Ben yol bakım onarım şefi Kerim Pekacar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Trenlerin üzerinde hareket ettiği demir yolunun birbirine paralel durumda bulunan metal aksamıdır. Bakıyorum yarışmacılarımıza Arzu. Makas nedir? Hayır. Cem. Ray nedir? Ray nedir? Alkışlayalım. Yol bakım onarım şefi sevgili Kerim'i alkışlayalım tabii. Ona teşekkür ediyoruz. İşlerinde başarılar diliyoruz. Buyurun. Biraz da gökyüzüne çıkalım. Uzay 200 lira. Selçuk Bey merhaba. Cüneyt Aykın, Mehmet Ali Erbil ve Burak Sergen ile birlikte oynadığın Uzay filmidir. Hadi bakalım kim? Düğmeye basak İlke. Dünyayı kurtaran adamın oğlu nedir? Alkış İlke'ye. Sevgili Pascal Numa'ya teşekkür ediyoruz buradan. Sorduğu soru için ne kadar güzel sordun Pascal. Sağ ol, var ol. Sevgiler sana. Sorular ilkokuldan 400 lirayla devam edelim lütfen. Saat 22'de yatan Melih 9 saat uyumuşsa Melih'in uyandığı saattir. İlke. Saat 7 kaçtır? Bravo. Üzerinde 400 lira güzel gözüküyor, ona devam edelim. Fileyle ikiye bölünmüş saha üzerinde. 6'şer kişilik iki takım arasında elle oynanan bu sporda kadın milli takımımız çok başarılıdır. Evet İlke. Voleybol nedir? Evet. Prens 200 lira güzel gözüküyor, ona devam edelim. Şıklı babam gibi, aşık oldum anam gibi. Nereden çıktı bu adam? Ah bir baksa uzunları yapsa. Don Cevcim'in 8-15 vapuru şarkısında yakışıklı babam gibi diye bahsettiği kişidir. Cem. Beyaz atlı prens nedir? Bravo. 200 liraları bitirelim. Sorular ilkokuldan 200 lira. Sarı, mor, kırmızı, gri, lacivert, turuncu ve mavi renklerinden gökkuşağında olmayandır. Arzu. Gri nedir? Bravo. Psikolojik kategorisinden 400 liralık soru lütfen. Son olarak 7. filmi vizyona giren ünlü psikolojik gerilim filmiyle ağaç ve demiri kesmek için kullanılan üçgen dişlere sahip aracın ortak adıdır. Arzu. Testere nedir? Devam.
Açlık 600 lira diyelim. Açlık anında ilk tüketilen besinlerden olan karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiğin genel adıdır. İlke. Glikoz nedir? Değil. Cem. Karbonhidrat nedir? Alkış Cem'e. Uzay 400 lira. Mrs. Spock ve Kaptan Kirk'le hatırlanan ünlü bilim kurgu dizisidir. Sinemaya da uyarlanmıştır. Cem. Uzay yolu nedir? Devam. Yine enlemesine gidelim. Psikolojik 600 lira. Günün fırsatı. ...600 lira risk edeyim ben gene. 600 lira. Çok fazla açılmayalım. Görelim. Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilen Mehmet Rauf eseridir. Aynı hatta dizi de vardır. Mavi ve Siyah diyeceğim. Değil, onun değil. Değil. Hanımlar. Eylül nedir? Eylül. Eylül nedir? Devam Cem. Kötü oldu ya. Prens 600 lira. Galler Prensi Charles'ın 97'de bir trafik kazasında hayatını kaybeden eşidir. Hayatı 2013 yapımı filmde anlatılmıştır. Cem. Lady Diana kimdir? Evet, sizin aklına gelmedi mi hanımlar? Bastınız. Geldi basıyoruz ama olmadı. Olmadı. Çok hızlı basıyor tabii. Evet. Evet. Üzerinde 600 lira. Bremen mızıkacılarında eşeğin üzerinde bulunan hayvanların türleridir. Hadi bakalım. Cem. Köpek, kedi, horoz nedir? Alkışlıyoruz. Evet. Uzay 600 lira. Sen de benimle geliyorsun. Nereye? Uzaya. Aynı anda 7 kadınla evlenmek nereden çıktı Ziya? Excellence'ları demek istedin. Ufuk Özkan ve Özge Ulusoy'un oynadığı ilk Türk uzay ekibinin yolculuk öyküsünü konu alan 2012'de yayınlanmış komedi dizisidir. Cem. Türkler uzayda nedir? Değil. Hadi. Aa. Nasıl? Türk'ün uzayla imtihanı nedir? Doğru, olacaktı? Türkler uzayda onun reklamıydı ya. Pardon, devam. Ben karıştırdım böyle. Evet. Uzay 800 lira. 14 Şubat'ta TürkSat 4A'nın fırlatıldığı Baykonur uzay üssü bu ülkenin sınırları içerisindedir. Cem. Çin neresidir? Yanlış. Haydi. Hanımlara bakıyorum. Çin. Bu işlerle uğraşan uzay üssü olan bir devlet var orada. Kazakistan neresidir olacaktı, değil mi Cem? Allah Allah. Devam. Üzerinde 800 lira. ABD'deki Mojave Çölü üzerine kurulu kumar ve eğlencesiyle bilinen bu kent, adını Morgan Freeman ve Robert De Niro'nun oynadığı bir filme vermiştir. İlke. Las Vegas neresi? Bravo İlke. Sorular ilkokuldan 800 lirayla devam edelim lütfen. Ve de günün fırsatı. İlke 3400 lira var. Şimdi sorular ilkokuldan olduğu için hani yapabilirim. Daha yeni mezun oldum sayılır. Yaşım küçük olduğu için. O kadar da değil canım. O yüzden ben 2000 lira risk etmek istiyorum. Hadi başarılar İlke'ye. Düğmeye basmana gerek yok. Bir tek sen yarışıyorsun. Görelim. Yarım litresi 4 olan kolonyanın 5 litresinin fiyatıdır. 40 TL nedir? Kaç? 40. Bravo. Keşke hepsini risk etseydin. Keşke yapsaydın. Çünkü güzel bir yorum yaptın sorular ilkokuldan diye. Hı. Bir anda 5400 lira oldu. Sorular ilkokuldan 1000 lirayla bu kategoriyi bitirelim. 5 onluk ve 7 birlikten oluşan sayı ile 3 onluk ve 4 birlikten oluşan sayının toplamıdır. İlke. 91 nedir? Alkış İlke'ye. Evet, Ankara Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu 2E sınıf öğretmeni Hümeyra Yılmaz ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz. İlke. Prens 800 lirayla devam edelim. İstanbul'daki Prens adalarının sayısıdır. Cem. 4 nedir? Hayır. Beş daha. Beş, evet, bir tane daha vardı. Kaç? 9. 9 mu? 9'muş. Evet.
Allah Allah. Ya, ya Cem sorma gitsin. 9. Buyurun. Üzerinde 1000 lirayla o kategoriyi de bitirelim diyorum. Brezilya'da Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve şehrin sembollerinden biri olan dünyaca ünlü heykeldir. Neymiş? Cem. Kurtarıcı İsa nedir? Bravo. 800'lüklerden devam edelim. Psikolojik olarak gerildim şu anda. Psikolojik 800 lira. Tiyatroyu psikolojik tedavide kullanan bir tekniktir. Tiyatro nedir? Komedi vardır, bize ne vardır? Arzu. Drama nedir? Ama psikolojik. Psikodrama nedir? Ya bravo, alkışlıyoruz evet Arzu'yu. Psikodrama nedir? Arzu devam. Açlıktan gidelim, 800 lirayı alalım. İkinci filmi Ateşi Yakalamak adıyla vizyona giren aynı adlı romandan uyarlanmış ünlü film serisidir. Arzu. Açlık oyunları nedir? Bravo. Açlık 1000 lira diyelim. Bitirelim. Hayır yüzbaşı Nuri. Lütfen. Nuri dedim. Ben değilim. Yürü hadi. Ben değilim. Yüzbaşı. Nuri. Yüzbaşı. Direnme bize. Bilmiyorum. Başarım yürü. Bilmiyorum. Sürekli açlık sorunlarıyla boğuşan ve başkenti Kigali olan bu Afrika ülkesindeki soykırım 2004 yapımı aynı addaki filmde anlatılmıştır. Neymiş Cem? Ruanda neresidir? Alkış Ruanda. Evet, psikolojik uzay prens kaldı Cem. Ne kadar? Prens 1000 lira. Prens 1000 lira. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvandır. Slav dillerinde prens anlamına gelir. Kim basacak bakıyorum. Hiç ses seda yok oradan. V ile başlıyor ama süre doldu. Ne diyecektin? Voyvoda. Voyvoda tabii. Voyvoda. Evet. Psikolojik ve uzay. Hadi bir daha geliyorum. Hangisi? Uzay 1000 lira. Gece Melek ve Bizim Çocuklar filminde Derya Arbaş ve Deniz Türkali ile birlikte oynamış 94'te hayatını kaybeden müzisyendir. Arzu. Onun Tunç kimdir? Hayır. Cem. Uzay yaparı kimdir? Evet halkı. Uzay geçiyor adında ya. Arzu niye bunu bilmedin? Çok heyecanlıyım çünkü ondan bilemedim. Ama biliyordunuz değil mi? Biliyordum elbette ki. Psikolojik mini bil lütfen. Fikret Kuşkan ve Nejat İşler'in başrolünde oynadığı Mustafa ve Fikret karakterlerinin öyküsünü anlatan psikolojik gerilim filmidir. Cem. Mustafa kimdir? Hayır. Nasıl? Hadi hanımlar Arzu Mustafa hak. Mustafa hakkında ay. Ya dur onlar bastınız ha bilmiyorum. İlke. Mustafa hakkında nedir? Her şey. Mustafa hakkındaki her şey nedir? Arzu söyle. Mustafa hakkında her şey çünkü nedir? Çünkü o bastı önce. Alkışlıyoruz Arzu'yu. Tebrik ederim. Şimdi Mustafa olmaz kabul eden. Mustafa hakkında. Çok da izledim yani. Bir kere falan olmaz, izledim. Her olmaz her şey deyince olur. Evet. Nihayet 2600 liraya getirdik seni. Sormayın ya. Yani. Sen hepsini risk edersin de onlar bilmiyorum. Finalde her şey belli olacak. Paranızı risk edin. Başarılar diliyorum. Her şeyim olsun. Tamam peki. Risk ediyorum hepsini veriyorum. Final konu başlığımızı alalım hemen. Sevgili yarışmacılar final konu başlığımız en uzun. Bir şey en uzun. Bakalım ne olacak. Nasıl buldunuz? Suratlarınız düştü. Biraz bilinmez yani. Her şey olabilir. Hiç de belli olmaz bu işler. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Final teşekkürler. Bölümüyle devam ediyoruz. Teşekkürler. Arzu'da 2600 lira var. İlke'de 5400, Cem'de 5300 lira. Final konu başlığımız neymiş? En uzun. İpucundan sonra biliyorsunuz 30 saniyeniz var. Hazır mısınız büyük riske? Hazır. Buyurun görelim. Açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye'nin en uzun sulama tünelidir. 30 saniye başladı.
Ve de süre burada sona eriyor. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, sevgili yarışmacılar, konu başlığımız en uzundu biliyorsunuz, final konu başlığımız. İpucumuz da açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye'nin en uzun sulama tünelidir. Arzu'dan başlayalım. Arzu 2600 lirayla geldi finale. 2500 lira risk etmiş, 100 lirayı kendine saklamış. Cevap yok. İlke 5400 lirayla geldi. 6 lira risk etmiş. Niye 1 değil? Niye 5 değil? Niye 6? Uğurlu rakamı. Evet. Konya demiş. Yanlış söylemiş. 5394 risk kalıyor. Cem bugün 3. kez yarışıyor. 5300 lirayla geldi finale. Büyük riske girmiş Cem. 5300 lirasını risk etmiş. Ceyhan nedir demiş. Yanlış cevap vermiş. Doğrusu Suruç tüneli olacaktı. Suruç tüneli. 6 uğurlu geliyor ilkeye. 5394 lirayla alıyor bugün. Tebrikler İlke. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tanıyalım seni. Ben İzmir'den, ya daha doğrusu burada okuyorum. İzmirliyim aslen. Daha birinci sınıf öğrencisiyim, üniversitede okuyorum. Kendimi denemek için gelmiştim. Çok güzel bir deneyim oldu benim için de. Niye demin ilkokul daha yeni bitirdim sayılır dedin? 18 yaşındayım da. Ya yeni mi oluyor? Yani en küçük ama benim burada. Ama o bilgiler hakkında demek istedim. Evet, aynen. Doğru. Hafızamda. Evet, 18 yaşında çok güzel bir böyle bilgi havuzuna sahipsin. Teşekkür sana ederim. Yardım da etti herhalde şeyler, konu başlığı da şanslı evet, biraz geldi. Sonunda 6 lira kullanman da. Evet. Çünkü sen de risk etseydin arzu alacaktı 100 lirayla. Evet. İşte böyle tuhaf şeyler de olabilirdi yani. Kutluyoruz seni. Sonraki bölümde beraberiz. Tebrikler. Alkış Türkiye. Sevgili Cem, çok güzel yarıştın. Çok güzel renk kattın. Teşekkür başarılar ederim. Başarılar dilerim sağ sana. Sevgili Arzu, çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıydım. Ama katılmak önemli olan. Benim beraber için olmamız. O önemliydi zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlere Selanik'te sonbahar Tuna Kiremitçi'nin anı olarak armağan ediyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler. İlke 6 uğurlu rakamıyla 6 lira risk etti. Bugünü kazandı. Hepsini risk etseydi çok başka olacaktı her şey. Ona bundan sonraki bölümlerde başarılar diliyoruz. Diğer yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki sevgili seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Hepinize riskler mutluluk getirsin diyoruz. İyi akşamlar.